çok şirinli. Çok çok şirinli. Rocco Lollipop Beyaz Şovu sunar. Bir aşkı meleklerden çaldık birbirimize. Sımsıkı bağlandık biz aşkı. Be ablam be. Ama yeter, yanlış yerden çalayım be kız hanım. Ya ben sana diyeyim ki bak, sabahtan beri düğüden çal. Sen çalıyorsun sabahtan beri müheden. Çalma. Yapıver şöyle bir Trakya ritmi de. Bir 9-8'lik bir döktüreyim şurada ben en iyisi. Bir amatörlerle çalışırsam böyle olacaklar. Bizim seninle işimiz var. Hadi ama dayı ya. Yayın başlayacak. Bak kamerayı stüdyoya bırakmam lazım. Sus be susak. Konuşup duruyorsun orada. Bir popçu sen kolay mı yetişir zannediyorsun? İşte böyle emek vermek lazım. Bak millet tırım tırım popçu seçmeye çalışıyor. Ya arıyorlar ama işte bilmiyorlar ki aradıkları şey burada yatıyor. Bilmiyorlar. Neyse yapayım ben şöyle bir albüm de hem kulağa hitap etsin hem göze hitap etsin. Hadi bakalım. Biz aşkı yalaklardan çaldık. Yaslanma. Yaslanmadan. Bir yana bir yana bacaksız. Bu nasıl cüret? Ha? Lütfen söyler misin? Bana derhal odana. Ve ben söyleyene kadar da bir daha odandan çıkmanı istemiyorum. Biraz sanatçıya saygınız olsun canım. Bu kadar mı olur yani? Bu ses. Bu ses. Aman Allah'ım, pırıl pırıl bir ses. Çok güzel, billur gibi bir ses. Devam edin lütfen. Ya ama nazar değdireceğim bir. Böyle konuşup mu? Memleket çapında mühim bir sanatçı olmanız içten bile değil. Öyle değil mi Aynur? Bilmiyorum Nejat. Artık Kenan hakkında hiçbir şeyden emin değilim. O eski naif adam gitti. Yerine bir canavar geldi. Peşine hafiye taktım. Kumar müptelası olmuş diyor oradan. Gecede tamı tamına 1000 lira kaybediyormuş kuzum. Hazıra daha dayanmaz. Bu gidişte Erenköy'deki evi bile satmak zorunda kalabilirsin. Ya hadi. Hadi biz çekelim bugüne Josity'yi. Yavaş yavaş gidiyor. Ya ama dur önce ben bir yumurtalarımdan yiyeyim. Çünkü bu benim ses. Şimdi beklediğim vakit benim sesim akorda gidiyor biliyor musun? Hemen ben bir birkaç tane atıştırayım. Oha öküz. Oha be dayıcım be. Bak bitti. Bir şey koymamışlar zaten içine. Bir anlamayayım. Kimisi bunun Junior kabuğunu soyup yiyor. Bunun esas vitamini kabuğunda. Tabii. Böyle yiyeceğim bak. Ya. Oh. Yarasın. Yaradı. Ya hadi başlayalım biz yavaş yavaş. Bak bir kendime geldim şimdi ben. Ses de açıldı. Oh. Biz aşkı meleklerden çaldık birbirimize. Sımsıkı bağlandık biz aşkı meleklerden. Dayı ne yaptın ya? Gitti koca piyano. Vallahi gitti. İyi bak, hem senin piyanona mı kaldık be? Kadar piyanodan şey yaparsın. Ben single'ım çıksın benim. Ben bırak piyanoyu sana senfoni orkestrası getirin. Gel şu kaseti bana. Hayır. Stüdyoya götürün canlıyı ya. Alo. Ha, Pösteki sen misin abi? Ha, şeyi öğrenecektim ya. Bu sene hangi havuza abonelik yaptırıyorsunuz onu? Ya benim Coco Beach'e zaten var, devamlı aboneliyim de çok apaçı basmış diyorlar ya. Ya fazla gitmek istemiyorum. Ya ben kasmam yani, anladın mı? Veririm 7.000 dolar, yaptırırım yani abone. Para değil yani. Havuz çünkü önemli. Ya bu yaz ya Silence'tayız biz ya Solar Beach'teyiz, evet. Tamam, abi herkes orada. Dübürcan orada zaten. Aha, götüreceğin orada, yatıracağın orada, tükürüceğin orada. Hepsi orada yani bu sene. Tamam mı boy? Hadi döneceğim ben sana. Hadi var. Ya şu Nisan Mayıs'ta gelse artık ya. İnanılmaz kasıyor. Haziran gelse de insek dönemi. Müthiş güneyim geldi. Evet ama önce şu parti işini halledelim. Hadi. Abi sen. Alo. Cinsel Gül sen misin? Tamam. Abi frijit su gelmez bu hafta. Ben sana gelecek kızları sayayım bak. Piren var, Tren var. Piren'in ablası var, Tuana var, Elena var, Aleyna var, Pirana var. Bir de ha tamam diğerleri de gelecekler. Ikın suyla İrin su da gelir. Bir de herhalde öyle zannediyorum burası 100.5'ten yayın yapmakta olan TRT Ankara Çocuk Radyosu da gelir herhalde. Ha hadi bay bay, döneceğim sana. Hadi bay bay. Süper ya.
Oh be! İşte böyle iki tane daha şimdi ben bunun üstüne single yaptım mı? Arkasından bir tane nostalji kaseti, ondan sonra da yevelini yurt dışı bir daha. Ayol Hüsmen, piyanocu seni arıyor, çok kızmış. Benim arıyor. Hangi susakmış o piyanocu da beni arıyor? Ben aramasına gerek yok. Merak etme. Yarın öbür gün ben aradım. Televizyonlara, gazetelere çıktığım zaman bulacak beni. Vallahi bilmiyorum canım ama çok kızmıştı. Çok mu kızmış? Yok. Kim zannediyordu kendini bana kızıyor be? Aa, kız o, senin psikopat yok mu pısışık? Onun piyanosuymuş. Psikopat mı dedin? Bir perte, sen etrafı göz kulak ol. Vallahi kolaçan ol gelmesin. Bak atlatalım şu psikopatı, ben sana söyleyeyim, seni vokalistim yapacağım vallahi. Vokalist ben? Yani kadını meta gibi görmeye devam mı? Eşya gibi almaya satmaya falan devam yani. Şşt, ne diyorsun sen be? Manyak mısın? Yerimizi belli edeceğim. Allah ne metası ne eşyası. Hayır önemlisi ne kadını ya? Anladın sen onu, anladın. Hem de çok iyi anladın. Niye anladın da ben? Niye anladığımı anlamadım. Bak kadın diyorum. Eşya diyorum değil mi? Bizde en çok kullanılan kadın ismi hangisidir? Ayşe, değil mi? Evet. Yana. Peki, çevir şimdi Ayşe'yi. Tersten oku. He? Eşya. Bak, gördün mü? Biz de bu kafayla AB'ye falan girilmez. Ya haklı valla. Yani sorunlarımız var tabii ki. Ya bana ne be? Benim derdim zaten ben kendime yatıyor. Herkes kendi başındaki karı eriksin. Güzel bir yaklaşım. Ama bak şimdi ben sana bir de şöyle söyleyeyim. Buraya gelirken psikososyal bir genç beni takip etti desem. Bir de onun üstüne Beyaz'ın şovu başladı, senin sıran geçti desem ne dersin? Şok. Şok. Hani Allah şok, şok oluruz. Şok değil mi? Bak şimdi benden sana bir haber. Haberlerde ne diyor? Şok. Flaş. Çevir tersine. Koş. Şılav. Aman be. Ne diyorsun be Hamit? Allah benim derdim kendim. Rocko Lollipop'un sunduğu Beyaz Show reklamlardan sonra devam edecek. Kanal D'de yepyeni bir macera başlıyor. Cüneyt Bakış Turbo'yla macera tutkunlarına start veriyoruz. Doğayla mücadele ederek yaşamın rutinine heyecan katmak istiyorsan katıl, kendini göster. Nasıl mı? Bakış Turbo ürününün arkasındaki şifreni 33-23'e gönder, bölge seçmelerini geç, finalleri kazan, 10.000 doları kap. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2004. Ayrıntılı bilgi başvuru formlarında ve kendini göster.com'da. Cüneyt Bakış Turbo Outdoor Challenge. Rocko Lollipop'un sunduğu Beyaz Show devam ediyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle her zaman olduğu gibi ekran başında hala kalmış olanlar varsa onlara, daha sonra stüdyodaki konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Bugün benim için önemli bir gün. Çünkü hala seyrediyorsa bilmiyorum ama bugün ne günlerden? Cumartesi. Siz Cuma'dan beri buradasınız, biliyorum. Cuma dizi ama hangi gün? 10 Nisan. Değil mi? Hem polis bayramı hem de annemin yaş günü. Buradan kutluyorum. İyi ki doğdun. Evet arkadaşlar, ayrıca Rocko Beyaz Show. Artık normal bir Beyaz Show değil, Rocko Beyaz Show. Aranızda daha önce Rocko'ya tanışmış olan var mı? Rocko'nun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hayır.
Allah'ım o hayır var ya, kafamda zonkluyor şu anda yani. Arkadaşlar, ben sizlere birer tane Rocco tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Rocco da yeni bir firma 4 tane çıkartabildi. Çıkarttıkça biz programımızda sizlere vermeye gayret edeceğiz. Rocco, şefkatli, şirin, unuttum. Bir şeyler söylemem lazımdı. Çok şeker gerçekten de. Buyurun. Şimdi program buraya kadar güzel. Program buraya kadar güzel ama bir gerçek var, onu söylemeden edemeyeceğim. Biz bir eğlence programı yapıyoruz. Yani nereden bakarsanız bakın bu bir eğlence programı. Türkiye'de bu işi yapan 2 ya da 3 isim var. Daha fazla da var ama hani gece programı yapan deyince Okan Bayülgen ve Beyazıt Öztürk akla geliyor. Ve ben de bu programı yaklaşık 9 senedir falan oldu mu 9 senedir? 9. senemizdeyiz. Ve 9 senedir de bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Geç saatlere kaldığımız oldu, daha erken saatlerde girdiğimiz oldu ama genelde talk show denilince geç saatlerde yayınlanan programlar gibi geliyor akla. Halbuki değil. Türkiye'de birçok mafya filmi, birçok ağ filmi, birçok film daha erken saatlerde, prime time dediğimiz saatlerde yayınlanıyor. Ancak bizim programlarımız eğlence programı olmasına rağmen ve Türk insanının da eğlenmeye ve gülmeye ve bir saat de olsa keyifli vakit geçirmek istemesine rağmen, bakın saatinizi, saat kaç şu anda? 2:15 var. Ve cuma günü öyle bir gün ki tatil gibi günü görünmesine rağmen cuma günü insanların sabah erken kalktıkları bir gün ve gece de erken yattıkları bir gün. Çünkü tatil günü değil. Çünkü cumartesi günü Türkiye çalışıyor. Onun için bu saatte bizi izleyenlerin sayısı da oldukça azalıyor. Ben de programda sadece konuk alıp da burada lay 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 sohbet etmeyeyim diye bu programın içine hafta boyunca ekibimizle beraber çalışıp, burada sahiden de birçok insan emek veriyor programa, ben yapmıyorum sadece bunu. İçine tiplemeler çekiyoruz, çapkınlar sınıfı yapıyoruz, beyaz atlı prens yapıyoruz ve bir sürü şey yapıyoruz. Ve ne yazık ki bu program hala gecenin saat 2'sinde, 2:15 kala yayına giriyor. Madem bu programa bu kadar değer veriliyor, ben de buradan açık konuşuyorum. Bu programı bu akşam burada yapmıyorum. Ve siz de buraya uzun yollardan getirdik, çağırdık. Kusura bakmayın, çok çok özür diliyorum ama ben de programı bu gece yapmıyorum desem doğru olur mu? Bence de olmaz. Niye? Niye doğru olmaz? Şimdi onu anlatayım ben size. Çünkü ben kanalımı... Niye doğru olmaz? Niye doğru olmaz? Çünkü ben kanalımı seviyorum. Kanal D'yi seviyorum. Çünkü ben bu kanaldan yıllarca ekmek yedim. Ve ben Kanal D olmasa... Tamam, ekibimiz biz de bir şeyler yaptık ama Kanal D çatısı altında bir yerlere kadar geldik. Bizden önceki programlar sahiden çok güzel ve değerli programlar. Onun için herkes saatini ve haddini bilmeli. Kanal D logosuna buradan selam veriyoruz. Şuralarda bir yerde olmalı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Beyaz Show başlıyor! Evet, konuklarımızı hemen hızlı çağırıyoruz. Yozgat'tan gelen değerli bir dostumuz var. Bir sinema filmi çekmiş ki Matrix yanında halt etsin. Fatih Altan geliyor. Fatih'cim hoş geldin. Hemen senin yerine alıyoruz. Sohbete devam edeceğiz. Ve bir Türkiye güzeli geliyor. Dünya güzeli geliyor. Şenay Atay geliyor. Şenay'cığım hoş geldin. Ve son albümü doğum günüyle bu gece bizlerle beraber olacak Erhan Güler. (Gülüyor)
düşende. Bu gala daştı gala, çıngılı daştı gala. Kortaram yer geçene, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daştı gala, çıngılı daştı gala. Kortaram yer gelme, gözlerim yaşlı gala. Arkadaşlar ben söylemeyi unuttum. Bu arada iki tane ödülümüz var. Bir tanesi Fatih Üniversitesi'nden. Teşekkür ediyorum. Bir diğeri de Kadir Has Üniversitesi yılın eğlence programı. Çok çok teşekkür ediyorum. Kadir Has Üniversitesi'ne de. Konuklarımıza da gecenin bu saatinde bizlerle beraber oldukları için çok çok teşekkür ediyoruz. Öyle zannediyorum şu anda yayınımızı birisi açıp izlediyse bunlar kendileri çalıp kendileri oynuyor. Deli bunlar diyorlar. Valla bu saatte adam yayın yapar mı ya? Sizi beklettik vallahi ama kusura bakmayın çok özür diliyoruz. Çok güzel sohbet vardı kuliste. Evet. Keşke kamera orada olsaydı. Keşke bir seyircileri kulise alaydık yani hiç burası. Burası ortam da uygun değil kusura bakmayın. Peki onlar nasıl yorgun var mı böyle? Yok olur mu ya yorgun. Bak bir şey söyleyeyim mi? Öyle damar bir laf ettin ki evet. Şu gümbür gümbür alkışladılar ya. Normalde bu alkışı program boyunca ben dağıtmayı düşünüyordum. Ya bunlar son nefesleriyle alkışladılar. Yani evet. Arkada dikkat ediyorsan 4-5 tane de yani, gitti adam. Evet, beyaz öyle. Hiç merak biz etme. Biz de bugün onların yanına gidelim bakalım biraz. Hep seyirciler bizim yanımıza gelecek değil ya. Nasıl evet. Hocam? Sistem güzel değil mi? Ha? Sistem süper canım. Vallahi süper yani.
Çok güzel. Seyirci mümkün olduğu kadar hareketli bir program izlesin mantığıyla. Şimdi aslında programın geçen hafta değil, ondan önceki hafta biz 12'de girdik. Evet, ne geçen hafta 1'de girdik. Keşke gelseydiniz. Çok güzel bir saatti gerçekten. Kaçırdınız. Bu hafta, geçen hafta 1.30'da girdik. Bu hafta 2'de dikkat ettiyseniz. Evet. Bu mantığa göre ben hesaplıyorum. Yaklaşık 10 hafta sonra prime time'dayız. Yalnız gün olarak çarşambaya denk geliyoruz. 8. haftada bir haberlerin içine giriyoruz. Ona ne yapıyoruz diye. Evet. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Erhan'ın yeni albümü çıktı arkadaşlar. Doğum günü albümü, evet. Ve bu ilk kişisel serginiz öyle zannediyorum. Yok, gruptan ayrı. Koptunuz gruptan? Yok, yok. Gruptan kopma yok. Kopmadı. Arada bir kaçamak yaptım. Daha evvel de iki tane solo albümüm vardı. Bu doğum günü üçüncü solo albümüm. Evet. Tabii yıllardır aynı ile birlikte devam ediyoruz ama böyle bir arada minik çaplı bir kaçamak gibi bir peki, şey. Peki gruptaki diğer elemanlar bir şey demiyor mu? Yani gruptuk, sen niye gittin tek başına yapıyorsun? Yok, İnşallah yok, başarısız şey olursun falan gibi böyle. Efendim. Yok, zannetmiyorum yani. Zannetmiyorum diye elbette demiyorum. Allah zannetmiyorum. Allah, bir şey de var yani. Zannetmiyorum yaparlar mı? Şu anda acaba şey Cemil seyrediyor mudur? Seyrediyorsa ne diyordur bilmiyorum tabii de. Ya ben salla Cemil. Cemil'den. Ben Cemil olsa ben Cemil'i çağırdım ya. Seni ben seni çağırdım ya. Cemil'den ben haz da etmiyorum ya. Sevdiğim birisi de değil Cemil. Yok, Cemil sayeden de izliyorsa öpücükler yolluyoruz. Kokulu öpücükler yolluyoruz Cemil'e. Evet, babacığım, albümde dikkat ettiğim bir şey var benim. Senin şarkı mesela, ben Erhan Güleryüz dinleyince, daha doğrusu adını mesela duymasam, bu parça Erhan Güleryüz'ün de mesela, Erhan'ın şarkılarının tonlamalarından, sesinden falan anlıyorum Erhan Güleryüz olduğunu. Hatta bazıları yok abi değil, o böyle iyi söyleyemez falan ne oluyor. Ama ben yine de ısrar ediyorum. Kimisi küfür ediyor, olsun. Olsun. Yine de aman Erhan iyidir, iyidir. Ya beş para falan diyor, olsun yani ben seviyorum. Şaka şaka bir tarafa tabii ki diyorlar ama bir şey yapmıyoruz tabii. Şimdi bu parçada, bu albümde abi şöyle evet. Bir şey var. Ben bunları bilmiyordum. Biz aşkı meleklerden çaldık parçasını biliyorsunuz değil mi? Evet. Önden 7 kişi biliyor. Çok güzel. Arkada sahiden de yine türbün var ya, iyice gevşedi. Sütlaç gibi oldu hep sonra. Bu parçanın mesela ben senin olduğunu bilmiyordum. Bunun olduğunu bilmediğim gibi beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, o da var bu halinde, onun da senin olduğunu bilmiyordum. Ben yıllardır biliyorsun, normalde şarkıcılık dışında birçok müzisyen arkadaşımın albümlerine de müzik direktörü olarak ya da besteci, söz yazarı, evet, aranjör olarak birlikte çalıştım. Birçok solist arkadaşım oldu. Bu bireysel bir albüm fakat daha evvel birçok solist arkadaşımla paylaştığım şarkılarımı okuduğum bir albüm. Normalde aynada kullanamayacağım. Kendin okudun mu bunları? Bunları hiç okumamıştım, hiç okumadım şimdiye kadar. Sadece birlikte albümlerini yaptığımız arkadaşlarım okumuşlardı. Evet. Ben ilk defa kendi sesimden kendi şarkılarımı okuyayım dedim. Birazcık öyle bir şey oldu. Albümün yarısında çok eski şarkılar var. Benim hiç okumadığım şarkılarım var. Bir kısmında da yeni şarkılarım var. Burada bir tane şarkı var. Koca Yusuf, evet, diye bir şarkı. Evet. Sözlerine şöyle bir çok kısa bakalım. Bir yiğit koptu geldi, esti geçti tüm meydanlardan. Bir yürek, bir de kısmet, gürledi deli orman diye devam ediyor. Evet. Okyanus sonunda şöyle bitiyor. Okyanus aldı gitti, bir yiğit böyle bitti dostlar. Bitmedi hatırası, anlatır çayırlar diye. Koca Yusuf'un kim olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Evet abi, arkadan benim, ben şeklinde fevri bir çıkış yaptı ki oturturlar adamı yerine. Gerçekten de şimdi abi Koca Yusuf'un, şimdi burada Koca Yusuf'un yine çocuklar daha genç, bilmiyorlar Koca Yusuf. Onlar bırak Koca Yusuf'u, Ahmet Ayık, Mersinli Ahmet, Ali Rıza Alan, onlara bile yetişemediler. Güreşçi bilmezler belki de. Evet. Azuhan Yalçın da telefonda. Evet. Saçmalama, ciddi misiniz? Arkadaşlar ciddi misiniz ya? Azuhan Yalçın'la telefonda. Azuhan Yalçın'la bizim patronumuz, Kanal D'nin sahibi kendisi arkadaşlar. Ben de şu anda bir Koca Yusuf olayı oldu. Bak. Ya
Ben Arzan Hanım'la telefon bağlantısı kurmadan önce Kanal D maaşını söylemek için hepinizi ayağa davet ediyorum arkadaşlar. Kanal D'miz bizi. Allah'ım son yayınımız mıdır? Ne oldu? Arzan Hanım iyi geceler diliyoruz. İyi geceler Beyan. İyi geceler. Nasılsınız? Sesiniz keyifli geliyor. Tabii keyifliyim. Ailece seni seyrediyoruz. Onun için çok keyifliyim. Ailece, Aydın Bey falan hep beraber. Mehmet Ali Bey hep beraber seyrediyorsunuz. Hep beraber seyrediyoruz. Bu son yayınımı kutlamak için aradınız. Olur mu? Seninle uzun yıllar Kanal D çatısı altında program yapmayı umuyoruz. Onun için aradım. Çok teşekkür ederim. Ben Kanal D'yi çok seviyorum. Talk show yapmasam bile bu kanalda her görevde çalışmaya hazırım. Biraz geç girdik yayına. Ben halka onu anlatıyordum. Özür diliyordum geç girdiğimiz için. Bizim hatamızdan dolayı şey oldu. İnşallah ilerleyen günlerde daha geç gireriz inşallah. Sevgili Beyazıt. Buyurun Arzan Hanım, dinliyoruz. Bu programı büyük emek vererek sen ve bütün ekibin yaptığını biliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Keşke hakikaten daha erken saatlerde yayınlayabilsek. Ama inan ki benim gibi, ailem gibi seni sevenlerin bu saatte de seni izliyor ve keyif alıyor ve mutlu oluyor. Onun için teşekkür ederim sana, bütün Kanal D ailesi adına. Ben çok teşekkür ederim. Biz de sahiden de izlendiğimizi biliyoruz. Bugün geç saatlerde giriyoruz yayının gereği. Çünkü geç saatte girmemize rağmen Beyaz Show bugün 3 kuşak reklam alıyor. Herhalde izlenmese bu saatteki programa 3 kuşak reklam verilmez. Onun için izlendiğimizin farkındayız. Programın başına öyle küçük bir latife yapalım dedik. Ben sizin izlediğinizde bilmiyordum tabii. Aynen öyle latifeyi kakaya çeviriyorduk yani. Ama çok çok teşekkür ediyoruz. Aradığınız için bizi onurlandırdınız. Çok teşekkürler. Saygılar sunuyoruz. İyi geceler. İyi geceler. Allah. Ana bir şey söylemeye de gelmiyor ya. Vallahi izleniyoruz arkadaşlar. Sussun hiç konuşmayın vallahi. Ben biraz önce bir yayının başında bir konuşma yaptım. Bak başıma gelenleri görüyorum hiç. Sus hiç çocuklar çalmayın vallahi. Hiç. Birazdan Kofi Annan falan aramasın. Hiç konuşmayın aman. Hiç bu yan devam edelim tamam. Sakin ol şoktan çıkma. Evet devam edelim. Peki Koca Yusuf'un abi kaldığımız fakat kaldığımız konu da öyle bir konu ki yani Koca Yusuf yani. Şimdi senin diğer albümlerde de tabii Kiziroğlu falan filan bildiğim için evet. Sen böyle geçmişteki Türk kahramanlarıyla ilgili yok öyle değil. Bu Koca Yusuf hikayesi, öyküsü çok farklı. İşte onu söyleyecektim yani. Böyle, çok acıklıdır bunun öyküsü. Koca Yusuf'un öyküsünü biliyor musunuz arkadaşlar? Trajik. Bana benzer öyküsü. acıklıdır gerçekten de. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de, yani Türkiye'de Osmanlı'da o dönem yenebileceği bütün pehlivanları yendiği gibi evet. Amerika'ya nam salıyor. İngiltere'ye, Fransa. Almanya ve Amerika'da güreşmiş ve Cihan Pehlivanı. Evet. Önüne geleni yenmiş bir inanılmaz bir adam. Türk güreşçisi. Çok ilginç, çok trajik bir hayatı var. Bence gerçekten çok anılması gereken bir halk kahramanı. Arkadaşlar çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Amerika'da dünyanın en güçlü adamlarından bir tanesini de en sonunda Koca Yusuf'u götürüyor. Diyorlar ki yani sen Fransa'da, İngiltere'de ki tamam Avrupa mafa bitti. Amerika'da birisi var ona diyorlar. Amerika'ya deniz aşırı bir yolculuk ve Amerika'daki adamı da yeniyor. Ve dönüşte, bizim okuduğumuz hikaye bu. Belki de yanlıştır ama genelde yazılan budur. Dönüşte büyük bir tekneyle, gemi tekne arası bir şeyle dönülürken okyanus. Dalga çıkıyor, okyanus çıkıyor. Tabii büyük ödüller falan da var teknenin içinde. Ve Koca Yusuf'u aşağı atıyorlar. Gemi ağır çektiği için. Ve Koca Yusuf elleriyle tutunuyor. Ve Koca Yusuf'un bileklerini kesiyorlar. Evet, gerçekten de değil mi? Bu evet. Hala da olan bir şeydir bizde. Devam edilir yani bu uygulamaya.
başarılı insanların evet. tutundukça bileklerinin evet, kesildiği yer. Evet, bizde var. Ben ilk şarkı olarak değil, bir film senaryosu olarak uğraştığım bir şey Koca Yusuf. Edirne'ye gittik hep beraber sevgili Funda Özdemiroğlu'yla senarist arkadaşım. Birazcık Beyazıt Kütüphanesi'nden tutun da birçok Koca Yusuf'un hayatıyla ilgili bilgi toplayacağımız yerlerde evet. bilgiler topladık. 1,5 yıla yakın senaryosunu yazdık. Fakat ama olmadı. Şarkısı kaldı diyorsun böyle. Evet. 2 milyon dolar gibi bir şey sıkışmıştı araya. En azından 2 milyon dolar Koca Yusuf kazanamadı. Sen nasıl çekeceksin onu hayatta? Peki. Evet. Şener'le devam edelim. Çok özür dileyerek. Evet. Şener'cim hoş geldin. Hoş tekrar. Bulduk. Ne kadar oldu sen bizim programa en son geleli herhalde stüdyolar öteki taraftayken geldin değil mi? Evet en son o zaman geldim. Bayağı bir seneyi geçti herhalde. Geçti. Ben bir kere daha tekrarlayayım. Şenay'ı bizim programda ilk izlediğiniz zamanı hatırlar mısınız? Ay. He? Benim bir tane tiplemem vardı Johnny White diye. Ben Johnny White falan hatırlar mısınız onu? Onda bir Mary Light vardı. İşte o Mary Light Şenay'dı. Johnny White da Demet Şener'di tabii o zaman öyleydi. o günden bugüne hayatında çok şey değişti. Çok şey değişti. Ve büyük badireler atlattın son dönemlerde ama ayakta kalmayı başardın. Önce tebrik ederim. Teşekkür ederim. Öldürmezse güçlendiriyor. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Bu güzel bir şey. Son röportajlarına da söylüyorsun. Evet. Başıma bu kadar iş geliyor. Bunlar beni götürmüyor. Bakalım. Yaşımız bayağı küçük. Kaldı. İleride neler yaşayacağız bilmiyorum. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Mankenlik mesleğine devam etmeyi düşünüyorsun. Düşünüyorum çünkü mesleğimi çok seviyorum. 10 senedir yapıyorum ve uzun süre daha devam etmeyi istiyorum. Biz bugün Neşe Erdak'la konuştuk biraz. Gerçi ben konuşamadım. Arkadaşlarım konuştu ama artık manken denilmesini istemiyorlarmış. Ajanslar özellikle ortak bir karar almışlar benim anladığım kadarıyla. Artık manken değil model denmesini istiyorlarmış. Ya model tabii daha hoş oluyor ama bir de mankenlik adı gittikçe herhalde yeni isme gerek duyuldu herhalde değil mi biraz? Bence tam tersine çünkü sonuçta özellikle halkımız ve çalıştığımız firmalar, modacılar, tasarımcılar artık kimlerin model olduğu, kimlerin manken, kimlerin foto model olduğunu daha iyi ayırt edebiliyorlar. Evet. O yüzden bence modellik ya da mankenlik kelimesi daha fazla kalmalı artık. Adı ne de olursa olsun aslında kimin ne yaptığı göz önünde görülüyor ki senin kesinlikle. De son dönemde galaya verdiğin fotoğraflar var. Vallahi ben açık konuşuyorum süper. Şey... Vallahi çok teşekkür güzel. Ederim ama ben onları galaya vermedim. Evet. İşte galanın sen almış olduğu fotoğraflar var. Kelebek için verildi ama benim haberim olmadan galaya kullanılmış. Öyle mi? Haberim yok muydu galada kullanılacağından? Hayır, galada kullanılacağından haberim yoktu. Çıkınca ben de şoka girdim. Allah Allah. Evet. Kim bilir daha kimlerin haberi yok içeride fotoğraflarına sonra. Yok, galan unutmuştu söylemeyi ya. Sen bu habersiz olur mu ya? Sadece açık sözlüyüm yapabilecek bu kadar yok. Fotoğrafın hepsi de kelebeğe verilmez ki arada dağıtacaksın galamala işte böyle. Çok güzel fotoğraflar. Bakmak ister misiniz fotoğraflara? He? O zaman buradan değil, habersiz alacaksınız bir yerlerden arkadaş. Gösterelim bir iki tane. Sayende çok güzel fotoğraflar var. Tersini kim çekiyor bunu ya? Görünüyor mu? Arkadaşlar, sesi duyuyor musunuz? Nasıl? Genelde daha erotik pozlar veriyordu ama bir yani şey var burada çok güzel yani pozlar. Ya onlar yurt dışında çekildi. Çok doğal ve akıcı bir çekimdi. Bizde olsa bir soyun durumu var yani. Aman abla şuran da görünsün, aman abla buran da görünsün durumu var. Millet dışarıda daha kapalı çekiyor herhalde fotoğrafları. Aa öyle. Yani çok daha ülkemizde de çok başarılı fotoğrafçılar var ama evet, maalesef Okan başladı ya. Okan Bayülgen çekti. Bence çok da başarılı. Bence de. Vallahi çok güzel fotoğraflar çekiyor. Küba'daki çektiği fotoğrafları ben gördüm. Evet, ben de çok güzel. Beğendim. Çok başarılı bence. Peki devam edelim. Zübeyde Ergani Ankara'dan aramış. Zübeyde Hanım iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? İyi sabahlar. İyi sabahlar. Herhalde yeni... bundan sonra sabah şeker olacaksınız. Kutluyorum sizi. Evet, sabah sabah Beyazıt Öztürk diye yeni programımız var. Annemizin doğum günü kutluyorum. Onu da tebrik ediyorum. İyi bir sabah şekeri yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Annemizin doğum gününü bir kere daha kutlayalım. Bugün kaç yaşına girdin söylemeyelim hadi. Evet, siz Ankara'dan nereden arıyorsunuz? Neresinden? Eryaman'dan arıyorum. Eryaman toplu konutları. Toplu konutlardan. Evet. Bugün konuklarımızı görüyorsunuz. Daha bir tanesiyle konuşamadık Fatih Bey'le ama. Ben konuklarınıza iyi geceler diyorum ve... Bu saate kadar bekleyip seyirciye saygılarını gösterdikleri için her şeyden önce teşekkür ediyorum. Güzel. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık gerçekten de. Ne kadar
ne kadar önemli bir şey değil mi bak? Evet. Ne bir afra var, ne bir tafra var. Ben programdan önce de gittim kendilerine dedim. Yayın saatimiz 1:30'a sarktı arkadaşlar. 2'yi bulabiliriz. İsterseniz eve gidebilirsiniz dedim mi demedim mi? Evet. Dedim. Kovdum da. Ama gittim. Fakat inanın yemin ediyorum nasıl yüzsüzler. Nasıl yüzsüzler? Git kardeşim diyorum ya Allah Allah. Rahat rahat program yok bitmeyeceğiz. Nereye gitmeyeceğiz? Senin program bir yerden sonra benim programım. Lafım da geçmiyor. Kusura bakmayın size bu saatte aradım. Dertleşelim mi? Erman. Beyazcığım. Evet. Pop star, Türk star gibi yarışmalarda hani star olmaya heveslenen arkadaşlarımız var ya. Evet. Onların bu davranışı çok iyi izlemelerini ve takip etmelerini isterim açıkçası bir halk olarak. Ne güzel. Halktan bir olarak sanatçılık ya da topluma mal olmak denilen şey bu işte kaç olursa olsun ya da şartlar ne olursa olsun belki mi? O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum ve onlara hiçbir şey sormuyorum. Erhan Bey'in kaseti hayırlı uğurlu olsun. Onun sesini duymak çok keyifli, çok güzel bir şey. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Koca Yusuf için ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Umutluğumuz değerlerimize sahip çıktığı için, bizlere hatırladığı için. Orada sordunuz, ben programı seyrediyorum ve hiç kimse tanımıyor. Bu çok korkunç bir şey. Çocuklar... Bizim büyük bir değerimiz, bizi nerelerde temsil etmiş ama tanınmıyor. Bunları değiştireceğiz hep abla, hepsini değiştireceğiz. Sizden büyük değilim, bana abla. Kaç yaşındasınız? 32. Kardeşim. 32'sinde ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri? Hoşçakalın. İyi akşamlar diyoruz. Ve sevgili Fatih ile devam ediyoruz. Şimdi Fatih Yozgat'ta lise 2'de, lise 2'yi terk ettin, evet, okumadın ve okuyamadın belki de. Evet. 20 yaşında ya. Fatih 20 yaşında. Ben ilk gördüm Fatih'i dedim ki herhalde bir 35 falan vardır değil mi? Fatih'in 35 gösteriyorsun. Herkese gösteriyor musun bilmiyoruz da yani. En azından bana bir 35 gösterdin yani. Evet. Fatih'cim. Abimle de gezerken... Yüksek sesle Fatih. Bağırarak. Bak ben nasıl ciyak ciyak para kazanacağız diye anamız ağlıyor burada Fatih. Yüksek sesle. Abimle yan yana gezerken genelde kardeşin ne yapıyor falan şeklinde ifade ediyor. Abinle gezerken kardeşin ne yapıyor diye. Evet. Abim de saçı büyür maalesef. Saçları yalnız şu filmi çekerken dökmüşsün. Filmde. Da. Geçen yıl saçlarım bayağı bir gürdü ama bu sene yok yine gür. Gitti. Birkaç tane ya bir gürlük var da şimdi, çok seyrek gür. Abi, bir iyiliği belli var. Belli yerlerde gürleşmiş yani. Sayın abicim bir iyiliği var. Berbere gittiğimde yarı para veriyorum. Evet. Berberde yarı para veriyorsun. Ama böyle giderse hiç para vermeyeceksin. Dikkat et. Yani. Şansı. Evet. Fatih Yozgat'ta aklına esmiş demiş ki ben bir film çekeyim. Zaten meraklıymış adam böyle şeylere ve filmi de hani öyle böyle aşk filmi kolay filmlerden değil. Matrix'ten bayağı Matrix'in aynısını çekmiş Fatih. Ama tabii kendi imkanlarıyla. Şimdi ben filmden size sahneler de göstereceğim. Filmi beğenirsiniz beğenmezsiniz. Yani çok böyle ağam şahım şey değil tabii ki Yozgat imkanlarında çekilmiş. Kesinlikle. Filmin içinde çok büyük fasolar var bilmem neler var. O kötü de bir film. Keşke yapmasaymış ama şaka söylüyorum. Şaka. İyi ki yapmışsın. Ben öncelikle sahiden de senin bir abin olarak abi Yozgat'ta kalktın da sen kalktın da değil de kalktın da sen ben ne oldum birden ya? Yozgat'ta kalktın da sen böyle bir şey yaptın ya. Hayır. Helal olsun Fatih be. Allah razı olsun. Allah helal olsun ha. Kaç yaşındasın kız sen? 20. Sen Yozgat'ta kalktın da abicim ben burada boş boş oturacağıma bir şey yapayım dedin ya. Evet. Gittin kamerayı bir yerden, bilmem neyi bir yerden, şaryoyu bir yerden, ışığı bir yerden, borç harç buldun bunu yaptın ya. Evet. Vallahi helal olsun sana. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Niyet önemli abi. Yaptığın şey önemli. Şimdi filmden biraz bahsedelim. Evet. Filmi niye yaptın? Önce onu sorayım. Şimdi başta kesinlikle bu sanatı sevdiğim için. Ve filme de başlarken zaten kadromuz... Sorabilir miyiz arkadaşlar? Sur, oturma, evet. filme de başlarken zaten bana inanan arkadaşlarım... bu kaç çevre... kişi inandı sana? 29. 29. Başta, evet. Ay, şimdi, bu güzel işte bak. Yani adam rahat yani. Filme başlarken bana inanan arkadaşlarımla başladım diyor. Kaç kişi inandı sana diyorum? 29 diyor. İlk başta hiç kimse inanmadı. Tabii bu da şöyle oldu. İlk başta ne dediler abi? Sen böyle Matrix gibi bir film yapacağım, oynar mısınız deyince ne dediler sana? Aynen şöyle oldu. Sen çıldırmışsın kardeşim falan. Abi yani, normal değil abi Yozgat'ta Matrix çekmek. Yani kesinlikle ama şu gün yani bu film
Yani gerçekten de o kadar övünülecek bir stil değil ama yani ben kendi Yozgat'ta imkanlarıma göre yani bana göre yok vallahi çok güzel. Peki filmin içinde ben şeye dikkat ettim ya, hiç böyle bir sevişme, öpüşme sahnesi falan bir şey koymamışsın abi. Hep böyle 29 kişi inanmış, evet. Hepsi erkek. Vardı, öyle bir sahnemiz vardı. Gerçekten şu da bir gerçek ki, Yozgat'ta bir oyuncu bulamadım şu şekilde. Olsa bayan, yapacağım diyorsun. Bayan oyuncu. Bir bayan oyuncu burada kız kardeşi. Evet. Yani evet. Zor yani sahnede. Zaten abicim öyle öpüşme sahnesi falan koysan Yozgat'ta var, uçan tekmeyle. Hayır öyle hani o harbi Matrix olursun Yozgat'ta yani. Şimdi gerçekten de bayanları inandıramadık ama şu anda tabii yani Yozgat'a da gerçi çok görünmüyor. Çünkü küçük bir memleket, evet. Sıkıntımız o yönde oldu. Ama bir de şu var, sonuçta kız kardeşim oldu ama bu film çıktı yani. Çıktı, peki. Şimdi senin filminden bazı sahneleri izleyebilir miyiz arkadaşlar izninizle? Sevesin. Şimdi önce filmle ilgili durum bakayım. Ben hatırladığım kadarıyla filmi izledik çünkü bazı sahneleri çıkarttık. İlk sırada neler var bir bakalım bir ya, ne var? İlk sırada. Ona göre ben durdurabilirim ekranda. Yukarısı hazır olsun Reji. Zagan şovu geliyor. Bu jeneriği, bu jeneriği filmin. Evet. Şimdi bir saniye duralım. Jenerik sahiden de süper. Değil mi? Yani Matrix jeneriği gibi girmişsin. Çünkü jeneriği sen yapmamışsın anladığım evet, kadarıyla. Evet ben yapmadım. Direkt Matrix'ten alınmış jeneriği. Yani. Evet. Ama Matrix'ten alınmadı. Onu biz kendimiz... Kendiniz yaptınız. Hı-hı. Şimdi bu jenerikten sonra insan şu jeneriğin tadına yakışır hafif bir şey bekliyor ama jenerikten sonra bakalım ne geliyor. Şimdi... Evet. Burada şimdi kesik bir el var ama bu elin kesik olmadığı çok belli mi Fatih? İyi çekememişiz. Bu yumurtayı herkes kıramaz diyor. Kesik el yumurta kıracak şimdi. Bu sahnelerde... Bravo. Bu sahnede... Evet, burada bir beynine çip yerleştiriyor değil mi? Ensadan çip takar takmaz canlanmalısın. Yoksa ceset kokusu duydukça kendimi otopsi yapmışsın. Dur, bir saniye bakalım şimdi. Sahneleri sonra devam edecek. Evet, bir sonraki... Burada bayağı... Ense değil mi? Bu senin ensen. Sen oynadın bu filmde. Fakat bu sahne önemli arkadaşlar. Abi sahiden de lan yapmışsın yani hani bu filmlerdeki gibi olmuş. Yalnız deminki ensenin sana ait olmadığını ben ispatlayabilirim. Nasıl? Dön bir enseyi kameraya. Evet. Bayağı kıl yumağı kardeşim senin ense yani. Oradaki enseyle hiç alakası yok. Evet. Şimdi gerçekten Beyazıt abi bu imkanlara dayalı bir şey olduğu için tabi biraz da Yozgat'tan bu sıkıntı oldu. Çünkü Ankara'da tabi istediğim mesela bir ışık şeyini bile bulamadım yani filmini. Nereden aldın ışığı, kamerayı falan? Halk Eğitim Müdürlüğü'nden aldım. Tabi bunlar stüdyoda kullanılan yani sahnelerde kullanılan abi şekilde. Abi çok güzel değil mi ya? Vallahi helal olsun adama yani. Işte gidip... Kağıdı boyayarak yani o stil. Çünkü Ankara, yani bir film için Ankara'ya gitmem gerekliydi. Onun için de zaten mümkünatı yoktu. Kamerayı nereden aldın? Onu da mı Halk Eğitim Müdürlüğü? Onu da Kültür Müdürlüğü'nden aldım. Kamera da şey ha. Öyle bizim bu kameradan değil ya. El kamerası. Bayağı. Evet. Küçük el kamerasıyla çekmişsin. Evet. Bir de mesela bu ameliyat sahnesinde kullandığım önceki biraz daha iyiydi diyebilirim ama onun çekim kalitesi yani kameramızdan kaynaklandı. Tabi bu biraz teknik iş de. Bu bayanlarda kullanılan, evet. Daha doğrusu bayanlarda demeyeyim de bayanların kullandığı, evet. Vilada eldiven bilirsiniz. Vilada eldiven, evet. Evet, onun içini açtım. Daha doğrusu tesadüf oldu. Onu açtım baktım deriye benziyor. Tabi dediğiniz gibi benimki biraz kılıçma olduğu için. Doğru, vilataların içi de biraz kıllıdır. Normal, evet. Tabii orada bir eksikliğimiz var. Peki devam edelim. Devam edelim bakalım. Sırada bir iki sahnemiz daha var. Konuşmalar enteresan. Bazen konuşma keşke yani diksiyon biraz... Ha burası da Yozgat olduğu için şimdi gece belli olmuyor da gündüz sahiden de... Bir Yozgat durumu var evet. Devam edelim. Bak konuşmalar burada çok enteresan şimdi ya. Keşke biraz konuşmalar enteresan. Dur bakalım ne diyorlar. Abi herifi gördünüz mü? Atlamış.
Neredeyse altıma edecektim. Sen onu bir de bana sor. Vallahi bu doktordan korkulur. Ölüyor bile diretmiş. Müzik. Bunun konuşması... Buyurun. Bu okuyor abi yandan. İyi günler Muzaffer Bey. İyi günler. Bakın kısa ve öz konuşacağım. Kusura bakma çıkaramadım. Ben hanıma, oğlun elimde. Sakın ortalığı belveliye verme. Telefonumuzu bekle. Biraz önce bir telefon geldi. Bak. Hanıma mıymış neymiş? Okuyor abi yandan. Oğlun canını kaçırdığını. Ve ortalığı belveliye vermememi. Ve onlardan telefon beklememi söyledi. Pekala. Fazla vakit kaybetmeden hemen araştırırım ve oğlumu getirin bana. Oldu patron. Oldu patron. Buradaki mobilyalar falan evet biraz. Babacım, ölü bir insan tekrar çevirebilir mi? Oğlum nereden çıktı böyle bir soru? Sence mümkün olabilir mi? Hem de böyle şeylerle benim de sorun etmem mantıksız değil mi? Evet Fatih'cim. Yani şimdi daha kavga sahneleri var. İkinci bölümde onlara bakacağız ama öyle ya da böyle bir şey yapmışsın abi. Tebrik ederiz. Şimdi senin bir önemli olan buraya gelme sebebin şu. Biz mesela programı alma sebebimiz şu. Tamam biz sana inandık. Güzel bir şey yapma da inandık. Ama biz seni programa çıkartıp da filminden iki kare gösterip de sağ ol Fatih demeyeceğiz. Senin en önemli ihtiyacını söylemen için buraya çıkarttık seni. Evet, gerçekten de benim en önemli ihtiyaçlarımdan olan birisi daha önce montaj ve dublajdı. Montaj ve dublaja ihtiyacım evet. vardı. Sonra bunu Ankara'da, kendileri de Yozgat'ta, Hayrettin Sever, yani... Hayrettin evet. Sever, Ayşe Altu ve Beytullah Ok olmak üzere üçü bir kendi bir konuşma sonrasında yardım, destek verelim cevabını da bana telefonla ilettiler. Ve sonrasında hepsine de buradan Allah razı olsun diyorum. Onlar da olmasaydı belki şu an ham görüntülerle oturup işte bakacaktı. Bu hali de olmayacaktı. Olmayacaktı. Ama senin ama büyük ihtiyacın. Ama yapıldı yani. Yapıldı. Bu bir evet yani gerçekten de şimdi sponsor ihtiyacı var aslında. Şu anda da sponsorumuz gerçekten büyük bir sponsor ihtiyacımız var. Şu şekilde. Yani afişlerimiz bile yapıldı. Yani Yozgat'ta birkaç yerde. Peki bu film New York'taki film festivalinde mi geçirecek? Katılacaktı. Geçen yıl başladım da zaten o şekilde tasarlamıştım. Yani öyle bir şey yapayım, göndereyim işte şeklinde tasarlamıştım. Ama çekimleri yetişmedi ki o zaman da zaten basında... Baba ne diyorsun ya? Yorum. Tabii filmin tamamını söylemeden pek bir şey söyleyemeyeceğim ama. Abi, Allah. İyi verebilirim. Belki burada daha çok emek verilmesi gereken bir şey var ama sonuçta çok önemli de bir inanç var gerçekten. İşte o çok önemli yani. Teşekkür ederim. Şey. Evet yani adamı şimdi ben Fatih'i adamı da radyo dinlerken Kadir Çöp demiyorum programına dinledim. Kadir'e de buradan selam söyleyelim. Fatih evet, canlı bağlantıyı almış konuşuyordu. Yani Kadir abicinin... Ya orada öyle bir konuştuk ki abi aynı buradaki gibi. Sen daha hiç İstanbul'u bilmiyorsun falan ya böyle bir saf ve doğalsın ki yani inanamazsın. Yani Yozgat'taki bir adamsın ve bizim başımızın tacısın yani çok önemlisin. Allah. Şöyle bir şey de yaptın abi tebrik ederiz. Vallahi tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Fatih'e bir alkış daha yok. Rocko Lollipop'un sunduğu Beyaz Show reklamlardan sonra devam edecek. Rocko Lollipop'un sunduğu Beyaz Show devam ediyor. Bugün özel, bugün güzel bir gün. İçimde tarifsiz bir huzur var. Bütün gece dua ettim yine. Ne güzelmiş senle yaşananlar. Bu sabah çok erken bir uyandım. Karanlıktı hala tüm sokaklar. Yağmur yağdı, yıkandı tüm şehir. Güneş açtı, bir
bütün hatıran o. Takvimlerden bir gün daha düştü, bir gün daha gidişinden sonra. Ben değil ağladığıma bakma, alışmak zor sensiz yaşama. Devam ediyor. Sakarya Üniversitesi burada bu arada. Onun dışında gelen diğer üniversiteler de var. Söyleyeceğim az sonra. Şimdi bu arada ben hemen unutmayayım. Sakarya'dan lösemili çocuklar vakfı mıydı acaba? Tam şimdi bilmiyoruz. Neyse. Artık vakıf ya da başka bir yer bilmiyorum ama lösemili arkadaşlarımız şu anda bizleri izliyorlar. Bana çok güzel bir yazı, bir de çok güzel bir şiir göndermişler. Buradan
o arkadaşlara acil şifalar diliyoruz. Bütün alkışlarımız onlar için olsun. Selam söyleyelim. Devam edelim programımıza. Telefonumuzu alacağız fakat daha önce şunu soralım. Şimdi Şenay, gazetede çıkan şöyle bir haber var. Kendisini Fashion TV'nin sahibinin oğlu diye tanıtan genç Şenay Akay'la Ritz-Carlton'da sabaha kadar romantik saatler geçirdi. Sen Göya, Şamdan'a gitmişsin. Şamdan'a mı gitmişsin? Bir yere eğlenmeye gitmişsin. Orada Türk erkek, işte Türk birisi gelmiş, demiş ki yanında oturan, seninle bakışan çocuk Fashion TV'nin sahibinin oğlu, seninle tanışmak istiyor demişsin. Sen demiş o demiş sana demiş. Sen demiştin ki ona, demiştin ki neden demiştin? Ona demiş ki değil mi demiş. Allah Allah, ya çok şey demişsiniz ya siz birbirinize. Ondan sonra demiş ki o da beraber demiş Ritz-Carlton'a gidelim mi demiş. O da demiş, sen de demiştin ki ona. Ne demiş bana demişsin? Ritz-Carlton'a gidelim mi demiş o öteki için. Sen de Ritz-Carlton'a çocukla beraber gitmişsin. Şenay, gecenin sonuna kadar Şenay ile İngilizce konuşan AD, onunla The Ritz-Carlton otelde buluşmak için sözleşir. İş adamının tuttuğu odaya çıkan Şenay, birden babaanne ile karşılaşır. İtalyan sandığı yakışıklı ile beraber şampanyalar patlatılır ve eğlence ertesi güne kadar sürer. Sabahleyin de yeniden görüşmek üzere deyip vedalaşırlar. Kırmızı başlıklı Şenay. Şenaycığım, sen sabaha kadar beraber olduğun... Ben buna ilk önce şöyle bir cevap vermek istiyorum. Yani, bu adamın İtalyan mı olduğunu, Türk mü olduğunu bilmiyor musun yani? Şaka yapıldığını, şimdi, anlamadım. Bir dakika, ben şuna ilk önce şöyle bir cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben şu anda 5 aylık hamileyim son çıkan haberlere göre. Öyle mi dediler? Bir de öyle mi? Tabii 5 aylık hamileymişim ben. Ama hiç nereye bekliyorsun vallahi ya? Ya çocuk küçük gelecek demek ki baya yani. Pıt diye bir ses geliyor. Ama ne güzel ya. Ya süper. Çocuğu böyle emziriyor, koyuyor boyu, emiyor. Böyle bakıyor yan gözle, kaçmasın bir yere diye. Valla benim Ritz-Carlton otele gittiğim doğru ama şöyle, onun altında bir tane bar var ve ben de o gece abimle beraber gittim. Abinle oraya gittin bara? Abim vardı yanımda, sonra da evlerimize gittik zaten. Peki bu Ritz-Carlton'da yukarıda ve çıkıp sabahlara kadar eğlenip bir gün geçirip falan böyle? Valla bunu yazan çizenler bence halüsinasyon görüyorlar ve son dönemlerde çok fazla benimle ilgili özellikle halüsinasyon gören insanlar var, onları tedaviye göndermek lazım bence. Evet, o zaman... Tayfun Topal arkadaşımız yazmış bu haberi. Demek ona da kulağına öyle gelmiş. Yok, Tayfun çünkü durdururken yazacak hali yok. Bir yerden duyuluyor. Aa, öyle. Bilemem. Ama gittiğin dediğim erkek abindi. Abim. Ama otel odasına falan da çıkmadık. Otele de çıkmadınız. Abinle yemek yediniz sonra. O kadar. Karşına. Peki İtalyan Fashion TV'nin sahibinin oğlu gelmiş olsaydı şayet. Gerçekten. Valla İtalyan Fashion TV'nin sahibinin oğlu var mıdır yok mudur onu bile bilmiyorum. Tamam, bilmiyorsun da yani olsa mesela. Yok canım, ne işim var benim öyle şeylerle? İlk önce benim yanına gelebilmesini insanın hak etmesi lazım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Yok öyle bir şey. Doğru ama gerçekten. Öyle bir şey. Peki İtalya ki... bağlantısı şundan olabilir. Geçenlerde İtalya'ya gitmiştim de iş için. Ha, o olabilir. Peki yani, diyelim ki yıllar sonra sana çok ünlü bir yönetmen geldi. Dedi ki ben yıllar önce bana sırtınızı döndüğünüz Yozgatlı Fatih'im dedi mesela. Evet hocam, şimdi hazır sizi yakalamışken, şu gözlükler niye çıkmıyor? Ne klipte çıkarttınız? Ben bildim bileli, meşhur şarkıcı vardı bilirsiniz. Yıllar önce meşhur şarkıcının söylediği şarkı da benim de acayip sevdiğim bir şarkıdır o ya. Nasıl? Garibim. Garibim gül biraz, bu bahar dallar kiraz, yaşamak hep böyledir, su akar inler durmaz. Gayet güzel. Gayet güzel, evet. Oradan bir kendini göstermedin. Sonra kendini gösterdin, bu sefer gözleri sakladın. Beyaz bir şey soracağım şimdi. Evet. Gerçekten Allah için doğru cevap ver. Sokağa çıkıyorsun, sabah kahvaltı edeceksin. Genelde sabah pek olmuyordur sende de. Evet. Öyle yemek yiyeceksin falan. İstiklal Caddesi'nde bir lokantaya girsen rahat yemek yiyebiliyor musun? Ya çok babra sordum yani. Rahat yemek yiyebiliyor musun? Ya ben de yüzü açayım ama vücut saklım efendim. Vücudu tanımıyorlar bizde hani.
kafayı tanıyorlar ama bu vücut beyazım mı yani, diye adam bakıyor iki saat mesela hiç. Şimdi görmemiş ki elbisesi. Şimdi hani birçok böyle yarışmalar var ya, popstar evet, yok, Türkstar falan filan. Herkes bir şöhret telaşı, bir şey telaşında. Şöhret sence güzel bir şey mi? Evet, olay bu yani. Onun için mi saklıyorsun ya? Saklamak falan değil ya. Şöhreti ben sadece sahnede lazım bana. Televizyonda elbette vallahi lazım. Vallahi süper hareket abi. Keşke ben de bir dönem Number One TV ilk bu işe başladığım zaman ben de gözlüklüydüm. Evet. Sonradan bir çıkarttık öyle bir gözlükleri. Keşke çok, taksaymışım yani. Çok bak büyük... sen takıyorsun ama şeffaf sen. Seninki. Ama bizim bir dostumuz var. Osse güneş gözlükleri. Bunları size birer tane gönderdi arkadaşlar. Üstünde isimler de yazıyor. Bu senin Erhan'cığım. Hocam evet. Matrix. Bu da senin. Matrix. Bu da benim. Evet, Şenay'a göndermemiş. Bir üç tane gelmiş. Bana yok da onun için. Tamam, bu da Şenay. Takalım, takalım. Yok, vallahi. Güle güle kullanın. Bir takın bakalım, hepimiz bir gözlüklenelim şöyle. Nasıl taktın? Nasıl? Nasıl? Taktın bakayım, bir daha mayo, çıkartak. Mayo değiştirir gibi. Kadınların şu çıkartmalarına bayılırım şimdi. Diye Allah, iki saat daha abi ne çıkartıyorsun tamam ya? Oldu mu bu gözlük? Oldu oldu, vallahi tamam, süper oldu. Tamam abi. Ama sana gelen gözlüğün bir özelliği var. İç gösteriyor. Vallahi de. Transparan. Okey. Evet. Ona da şükür. Size takın bakalım arkadaşlar hepiniz gözlüklerimizi. Osse'ye çok teşekkür ediyoruz. Abi motorik sinde kullanıp gene. Hocam tak bakalım bir daha bakayım ya. Seninki pek olmadı gibi geldi bana. Arkadaşlar Osse'nin yeni çıkardığı gözlükler. Çok enteresan bir gözlük. Şöyle söyleyeyim. Çıplak gösteriyor. Ve şu anda hiç hoş durumda değilsiniz. Açık konuşuyorum. İnanmıyorsunuz değil mi? İnanmıyor musunuz? Tabii çıplak göstermiyor ama belli bir yere kadar ciddi anlamda yani bir yere kadar gösteriyor. Bir yerden sonra gözlük kendisi de cam çatlıyor zaten, kabul etmiyor. Gel bakalım, inanmıyorsanız gösterelim arkadaşlar. Gel hocam. Gel bir orkestramızı gösterelim size. Ya ekranlarınıza iyi bakın. Bu sahneyi de bir daha hayatta hiçbir yerde göremezsiniz. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. İçinize bir şey giydiniz mi? Buyurun. Gözlüğümüzü şöyle takalım. Evet. Hep beraber izleyelim. Gerçekten de iğrençsiniz. Evet. Bu orkestra sizi kesmeyebilir. Onun için stüdyo şefimizi gösterelim. Stüdyo şefimiz de. Gösteremiyor muyuz onu? Başka kimseyi gösteremiyor muyuz? Gösteremiyor muyuz? Hay Allah. Ha, o kadar çekim yapmışız peki. Evet, devam edelim programımıza. Sevgili Fatih'ciğim, şimdi ben buradan bir duyuru yapacağım. Bu duyuruyu sadece kendi programdan yapmayacağım. Özel olarak gideceğim, kendimle uğraşacağım bunun için. Teşekkür ben yayından önce Fatih'e sordum. Dedim ki, tamam film için sponsor bulamayabilirsin ama en azından İstanbul'a gelip yönetmenliğe hevesin varsa okumak ister misin? Fatih de evet isterim dedi. Peki dedim, istersin de kardeşim yani gelip kalabilir misin burada? Maddi olanağın nedir? Baban ne iş yapıyor Fatih? Nakliyeci. Şoför. Doğru mu? Evet. Annen ev hanımı. Ev hanımı. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşsiniz. Yani zaten durum belli. Evet. Sen İstanbul'a gelip ev tutup bilmem okuyamazsın. Yani. Senin burs alman lazım. Gerekli. Buradan sevgili abimiz Türker İnanoğlu'na, ben kendi şahsım adına ve sevgili öğretmenimiz Oğuz Koloğlu'ya beraber rica ediyoruz. TÜRVAK denen bir okul var. Türkiye'nin önde gelen okullarından sanatçı yetiştiriyor. Ayrıca yapımcı yönetmen yetiştiriyor. Birçok insan yetiştiriyor. Genç arkadaşlar gidiyor ve burslu okuyanlar var. Türker abi duyuyorsa, duymuyorsa da iletirlerse çok seviniriz. Sevgili Fatih'e, Fatih gitsin konuşsun Türker abiyle. Belki tavrın hoşuna gider, yapacağın şeyleri anlatırsan hoşuna gider. İleride baktı, bakar belki havalanmazsın sen, yani bir şey olmaz, sen de böyle ileride doğru düzgün kalırsın. Sana belki burs verir, inşallah okursun, İstanbul'da kalırsın. İnşallah. Olmazsa da biz kendimize yardım ederiz. İnşallah.
Tamam Fatih'cim. Çok evet. Teşekkür ederim. Tamam. Devam edelim programımıza. Özlem Karanfil Çoğlu'dan aramış. Özlem Hanım iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Çok teşekkür ederiz. Şimdi. Bu Çoğlu'dan arıyorsunuz. Evet.